Antalya Uçuş Okulu'nun sponsorluğunda hazırlanmıştır. Borneo Adası'ndan Fly Anatolia Uçuş Okulu'nun değerli eğitmenlerini ve tüm Fly Anatolia camiasını canlı gönülden selamlıyorum. Fly Anatolia. Fly Anatolia. Fly Anatolia. Fly Anatolia. Fly Anatolia. Cesare için. Kadar. Özgürsün. Cesare için. Kadar. Cesaretin. Sadar. Osdosun. Kazan arkadaşımız paramotor uçuşu yapacak. Ben de onunla ilgili size birkaç kısa bilgi vereceğim. Şimdi Azizan'ı paramotoruyla uçmaya gönderiyoruz ve ben size vinçle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Okay. Vincimizin markası Aledra Hydra. Vincimiz 40 kilogram ağırlığında. Ölçülerine gelirsek 60 santimetreye 50 santimetre en boy olarak, yükseklik ise 40 santimetre. Denizde hem de karada kullanılacak şekilde tasarlanmış. Vincimizin çekme kapasitesi maksimum 200 kilogram. Vincimizin üzerinde 1.7 kW ve 12 voltluk bir geri sarım motoru mevcut. Geri sarım hızı dakikada 1050 metre olarak tasarlanmış. Bir kapasitesi ise 50 amperlik pil olarak belirlenmiş. Hidrolik pompa çekim ömrü 100 bin çekim. Vincimiz -5 ve artı 40 santigrat derecelerde rahatlıkla çalışabiliyor. Bir ayrı bir bilgi olarak da vincimizin davul kapasitesi 1300 metre. Vinç operatörüne burada çok büyük görevler düşüyor aslında. Vinç operatörü eğer basıncı iyi ayarlayamazsa ya aracın arkasından, eğer denizde kullanıyorsanız da botun arkasından koşarsınız. Eğer operatör basıncı çok yüksek ayarlarsa da aracın arkasında sürüklenebilirsiniz. O yüzden burada operatöre gerçekten çok iş düşüyor. Hem sürücüyle aracın hızı konusunda kontak kurmak zorunda, hem vinci kontrol etmek zorunda, hem de pilotla göz teması veya telsiz teması yapmak zorunda. O yüzden bilmediğiniz, güvenmediğiniz, tanımadığınız operatörlerle, tecrübesine inanmadığınız operatörlerle uçmanızı tavsiye etmiyorum. Denizde kullanacaktık. Teknemiz hazır olmadığı için aracımıza bağladık ve karadan vinç sistemiyle birkaç uçuş gerçekleştireceğiz. Biraz eski model bir vinç. Şöyle göstereyim. Eski model bir vinç, göstergeleri ve ayarları manuel, o kadar teknik bir, aşırı bir teknik özelliğe sahip değil. Bu vincin yeni modelleri veya yeni çıkan başka marka vinçlerde çok güzel kontrol panelleri yapılmış. Hatta cep telefonundan dahi vinçler kontrol edilebiliyor. Şöyle tasarlanan bir şey aslında. Sadece tek bir tane operatöre ihtiyaç duymadan tek bir tane sürücü ile pilot bu işi yapabilecek hale getirilmiş. O tarz vinçler de var. Şu anda elimizde olan vincimiz bu. Daha doğrusu Borneo Adası'ndayız. Borneo Adası 3 tane ülkenin bulunduğu bir ada aslında. Hangi ülkeler var burada? Brunei Sultanlığı var. Endonezya ve Malezya. Biz Malezya'dayız şu anda.
adada bulunan bildiğim kadarıyla tek vinç. O yüzden değerli. Eski veya yeni, onu hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Ama iyi bir vinç. Şu an kullanıyoruz. I'm ready. Okay. Kendi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu işlerin, buraların emektarları bu insanlar. Arkadaş bize çok yardımcı oluyor. Hem balık tutuyor. Kendisi uçmuyor ama gönüllü olarak yardımcı oluyor. Aziz Han'ın arkadaşı. Çok da emektar bir insan. Diğer arkadaş öğrenci. Daha uçmadı ama uçacak. Yer çalışması biraz iyi değil. Onun bol bol yer çalışması gerekiyor. Yoksa biraz zor. This one my teacher and paragliding and very good my teacher. Bugün onu the people are from the Turkey. Good, thank you very very much my friend. Bugün onu çalıştırdım, çok mutlu oldu. Bu arkadaş da yine gönüllü arkadaşlarımızdan, kendisi uçmuyor. Yarın I am from zaman olursa tandem uçacağız. Istanbul. I am from Istanbul. No. I am from Malaysia Sabahan original. Aramaite. Harika insanlar ya. Fırsat olursa yarın da onunla tandem uçacağım. Burada hayat bu şekilde devam ediyor. Bu videodaki olmasını istediğim, size göstermek istediğim şey arkadaşlar, buradaki insanların ne kadar zor şartlarda, ne kadar ağır şartlarda, daha doğrusu bana göre öyle, belki onlara göre de normal geliyor, bu işi yapmaya çalışmaları gerçekten çok zor. Biraz sonra size kaldığımız yeri göstereceğim. Yaklaşık 8 gündür buradayım. Ben buranın adına hiçbir yer diyorum artık. Çünkü kendimi hiçlikte gibi hissediyorum. En yakın yerleşim yeri kilometrelerce uzakta. Önümüzdeki denizin adı Kuzey Çin Denizi. Hint Okyanusu'yla Büyük Okyanus'un birleştiği nokta aslında burası. Bu kadar kötü şartlarda olacağını tahmin etmiyordum. Asıl bu videoyu çekme amacıma gelirsek de öğrencilere göstermek için özellikle çekiyorum şu anki videoyu. İnsanlar gerçekten çok zor şartlarda, çok ağır şartlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben şunu öğrendim. Bizler Türkiye'de cennette yaşıyormuşuz. Burada yaşadığımız en büyük sorun hava şartları arkadaşlar. Hava şartları biraz zor. Şöyle ki zor. Rüzgar çok kuvvetliydi. Bunu arkadaşlar mevsimden kaynaklı olduğunu söylediler. Yaklaşık 3-4 gündür uçmak için bekliyoruz. 3-4 gün hiç uçamadık, hiçbir şey yapamadık. İşte biraz limitlerin dahiline indiği zaman yer çalışması yapabildik sadece. O da zaten daha sonra hava karardı. Şu anda ekip gece balığa çıkacak. Daha doğrusu ben de onlarla gideceğim. Biraz sonra denize doğru gideceğiz. Birileri denize doğru yürüyecek, açılacaklar. Birileri kıyıda kalacak. Bilmiyorum tam nasıl olacak. Çünkü farklı bir sistemleri var.
şu anda sahile geldik ve işte tepe lambaları var vesaire. Vallahi çok merak ediyorum. Sanki köpek balığı tutmaya, jaltı tutmaya gidiyoruz. Aa, bir şeyler takılıyor ama çok da büyük balık. Şu an için çıkmadı. Kuzey Çin Denizi'nde balık avlıyoruz. İşte kaldığımız yeri şöyle göstermek istiyorum. Burada bizim çadırlarımızın olduğu yer biraz yüksek bir platformda bulunuyor. Bu insanlar buraya geldiklerinde 2-3 gün kalıyorlar yamaç paraşütü çalışabilmek için veya bir şeyler yapabilmek için. Çünkü şey çok uzak. Merkez çok uzak. Bu şartlarda işte yemek yediğimiz masa burası. Biraz önce gösterdim zaten. Burası benim çadırım. Ben burada kalıyorum. Yanımda diğer arkadaşlar kalıyorlar. İşte bazen de burada oturuyoruz. Burada yemek yiyoruz. Mutfağımız burası. Şöyle hemen göstereyim. Şu şekilde mutfağımızı göstereyim. Burada onlar çok mutlular. Burada hem kamp yapıyorlar hem de yamaç paraşütü faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Çünkü çok geniş bir düz alan var. Şurada göstereyim. Çok geniş bir düz alan var. Bu düz alanı kullanıyorlar. İşte paramotorlarını, vinçlerini, öğrenci için yer çalışmasının tamamını burada yapıyorlar. Burayı çok seviyor onlar. İlk geldiğim gün alışamadım ama inanın ben de çok sevdim. Şu an daha önce söylemişimdi muhtemelen. 8. günüm ve gerçekten çok mutluyum. Özellikle dün akşam balık tutmaya gittik. Gece saat 2'lere 3'lere kadar balık avındaydık. O çok zevkliydi.